Dostlar tekrardan selamlar. Videonun uzun olmaması için öbür videoyu burada yarıda bıraktık. Daha doğrusu yarıda bırakmadım. Videoların seri ve güzel olması için böyle uzun olmasını istemiyorum. Hemen bir diğer videoyla karşınıza çıktım. Zaten bunlar artık siyah yanmaya başladı. Şimdi şehrimize dönüp pot paramızı çıkartıp artık başka yere gidebiliriz. Bu yukarıdaki %10'da %10 gelince, yani burası gelince açılan map'e gidemeyeceğim. Çünkü çok vurabilirler bize. Bunu satamıyoruz. Bunların nasıl şey yapıldığını şimdi size göstereceğim. Bunu da satamıyoruz. Şunların hepsini bir satayım. Para elde edeyim. Şimdi 185k paramız oldu. Dostlar bu NPC'ye geliyorsunuz. Şu dursun. Bunu satabiliriz çünkü 500k. Yüzde basılmış itemleri eczaneye satamıyorsunuz. Bakın şimdi mesela bu yüzdesiz olduğu için bu pala, bunu satabileceğim. 600k para oldu. BM olacak neredeyse. Bunları satamıyoruz, yüzde basılanları. Şimdi bunları da tüccar homara geliyoruz burada. Ayrıştırmaya tıklıyoruz. Ayrıştırınca bize herhangi bir şey, para veya 720k mesela, para veya bir şey veriyor. Çantam dolu diyor. Şurayı şöyle ayırmamız lazım. Mesela şöyle, çünkü eritme falan verebiliyor. Bu da ne verdi bize bu? Bu bir şey vermedi. Bu da bir şey vermedi. Bunların hiçbiri bir şey vermedi vallahi baba bize. Bunlar direkt kayboldu, bir şey de vermedi. Normalde eritme vermesi gerekiyordu. Artık bizim mi şanssızlığımız, ne oldu? Ben biraz daha pota abanayım. Böyle biraz daha pota abanayım. Pot yok çünkü. Kapsül puanımız da biriksin. Kapsül puanından gelen parayla da şeyi yapacağız. Bir şey çıkarırsak paraya da. Kutsal vadiye mi ışınlansak, yasaklı patikaya mı ışınlansak? Bir yasaklı patikaya ışınlanalım. Burada bakalım dayanabileceğiz mi? Yasaklı patikaya geldik. Şöyle burada slotlar var. Bossları da kesebiliriz eritme için. 92 leveliz şu an. Biraz daha güce vereceğim. Şu an eşit tutuyorum. Bakayım şunlar şöyle alanla gerdirsem iki. İyi, sıkıntı yok. Artık bu pot da biraz zorlamaya başladı sanırım. Az dolduruyor. Böyle 5. palı skill elde edebilirsem en azından. 15 kaç veriyor bir tanesi? 15, 18, 3 veriyor, güzel. Fena değil. Aslında şu ileride şu göksel ifriti keselim, bu küçük boss. Bundan şeyi düşürürüz belki, eritme ya da BK düşer. BK düşerse çok işimize gelir. Silahımız 75 levellik nadir. Eritme düşerse belki buna basarız. Belki avlanma bonusuna kadar saklarız. Hep avlanma bonusundan aldığımız silahları kullanırız. Abla soyunuyor canı azaldıkça. Az sonra donu falan kalacak bir tek. Şimdi buradan bir BK falan düşürürsek gerçekten çok fark ediyor. Bunu 200 puanımız olmuş bu arada skill'lerde. Bunları da bekletiyorum. Premium geldiğinde zaten bir sürü skill elde edebileceğiz. Günlük girişi takip etmeyi unutmayın. Sitede de linki oluyor her ay. Siyah Ejder Palace düştü. Bu da iyi para edebilir. 10k. Allah bereket versin. Şurada da bir tane boss olması gerekiyor bu arada. Bu boss'tan düşüremedik şey. Allah, öldük. Olsun, bu pot artık doldurmamaya başladı. Canımızı fazla geldi bir tık. Sıkıntı yok, potumuz bol. Artık potumuzu biraz daha büyütmemiz lazım. Bu ölü uzmanlar... Nece bakalım bir
Şu an ifrit var, ifriti keselim. Ölü uzmanlara da bir bakarız, belki iyi eksi verir. Şu ifrit ablamız bize bir BK atarsa en azından daha rahat kasarız. Potumuzu doldurduk. Bir yeme yakın paramız olacak yakında. Parayı bulmakta zorlanıyorum. Eritme düşerse en azından eritme satıp %12'lik eritme 7-8'den para ediyor. %9'luk 4'ten falan para ediyor. Bunlar bizim için şu an harika paralar. O yüzden onlara ihtiyacım var. Eritme atarsa abla. Bu çoklu slot gelince ölüyoruz. 95 levelde. Bakalım avlamı bunu sağacak mıyız? O şeye tam bakmadım ben. Benim çünkü ana hesabımda avlanma bonusu açık değil. Avlanma bonusu sadece yeni açılan hesaplara tanınmış bir hak. 59, 62. Güzel. Tut. Böyle ben şu araya girsem ve yardırsam ne olur? Bakayım. Bir K vuruyorlar da çok slot gelince ölüyor. Aslında ölmez de pot küçük geliyor. Bak şimdi vuruyor ya, bak dolduramıyor da pot, böyle 2-3 kez gidiyor. Tekte doldurması lazım normalde. Bu potun boyutunu değiştirmemiz lazım. En yakın zamanda o potun boyutunu değiştirip mağaraya gireceğiz. Ama ilk önce bir level atlayalım. Şurada bir tane Göksel abladan bulursak, Göksel abla belki bize yine bir eritme meritme bir şey şansı verir. Daha bu zamana kadar görmedik öyle bir hayrını. Abla burada mısın? Abla. Abla burada ya. İlk adam kanatı %120 basmış. Helal olsun. Şimdi biraz daha güce vereyim ben skill'lerde. Şu an hasarımız 1600'e kadar çıktı. Bu level atlatırıp bitti. Bunları da alıp satalım, yerdekileri 10K para ediyor falan. Bunlar iyi para. Bir eritme düşürsek aslında bize bal olacak da. Ama oyun basit olunca, bazı şeyler elde edilebilir olunca oyundan zevk almaz insan. O yüzden böyle kasmak, bir şeyleri yapmak, ya işte hemen bana otav verin, bana yardım edin, pot alamıyorum. Bunları biraz da oyuncuların kendisi yapması lazım. Çünkü mesela bu oyun geçen sene açıldığında, inanın ben bu otavlanma da yoktu. Yani şu itemler, tek itemlerle kasmaya çalışıyorduk. Bunları da kesemiyorduk ve pot parası da bulamıyorduk. Yani bu bildiğin K'ları da bulamıyorduk. Bunları da kesemediğimiz için item de düşüremiyorduk. Bu yüzden oyuncular biraz daha hazır sistemi seviyor yani. İşte şey yapalım. Hemen bize bak şu yılanlar EX veriyor bu arada. Ama bunlar bizim canımızı okuyabilir. Çoklu geldiler, öldük şu an büyük ihtimalle. Ölme. 94 olduk. Biraz daha gücü vereyim. İyi ölmedik valla. Bu yılanlar EX veriyor bu arada. 64-67. Güzel. Abla var da bu ablayı burada kesemeyiz. Şurada oradaki yılanlar otomatik dalıyor. Bu sağ tarafta bir abla bulursak buradaki ablayı keseriz. Aa, hayırdır lan? 3 tanesi birlikte duruyor orada. Çete misiniz lan siz? Bunları şöyle bir alanla bir hayatı dar edeyim. Tamam. Lan hayırdır lan? Bunlara da şöyle gideri verdim. Şu taraf sıkıntılı. Bunların abileri. Böyle bir girsem mi lan mevzuya? Gel lan. Pratisyen var. Bu da küçük boss. Bu Allah aynı anda zıplıyorlar. Bu pratisyen de bizim İfrit ablanın abası. O biraz sıkıntılı bir aba. Saçı maçı değişik. O da şurada o pratisyenden bulabiliriz.
Güce vereyim biraz da. O pratisyenden belki eğitimi alabiliriz. Yok mu lan bir öğretmeniz? Bu pratisyen aban buralarda bir yerler lan ayırdı lan. Bunları, aha bak pratisyeni buldum. Şimdi bu yasaklı patikada kasılabiliriz böyle. Şu pratisyen abadan da alırsak şeyi. Eğritme verir mi abla? Abi eğritme ver abi. Biraz zor kesiliyor ama bu kritik atarsa büyük ihtimal beni yere serer gibime geliyor. Pot da yetmiyor zaten. Potun gücü yetmiyor. Potu biraz daha büyük olandan almamız lazım. Şunlara bir gider yapasım var ya. Bu da flüt çalıyor oradan. Ses rengi ses cadısı oradan canımı okuyor. Ihtan veriyor hasarı da. Pardon. Şimdi 95 level olduk. Güzel gidiyoruz. Şunlar bizim pot paramız. Kaç ka? 10 ka? 9 ka? Bir pot parası bu kadar sanırım zaten. Bir eritme düşürürse pratisyen aba bir şeyler edeceğiz. Öl aba öl. Bu abamız da soyunuyor. Ve arkasında duralım da ayıp olmasın. Şu anlık 2 kat CHP etkinliği var. Bu bizim çok işimize yaramıyor. Büyük levellerin işine yarıyor da. Bize 2 kat exp ve 2 kat drop iyi olurdu. Bunu keseli bir mağaraya gideyim. Olmadı. Mağarada hızlıca bir bakalım. Dayanabiliyor mu Char? Şurada şu mağarada bu mağara mı oğlum? Nerede lan bura? Bakayım. Burada da bir ışınlanma noktası olacaktı. Beynim yandı şu an. Bir bakayım şu ortaya gideyim. Ayarlayacağız. Ha tamam aynen. Bu mağarada güçlü iticiler var. Onlar da iyi vuruyor. Şurada da bir mağara var yani şu mağara. Rexer hatta. Abi sen de orada da yılanların mesela o bunların abilerinin şeyi var. Mağarası var, ölü uzmanlar falan var. Bir aslında bir gideyim oraya ben ılıktan. Şimdi şöyle yapacağım. Güçlü it 96 oldum gerçi. Bir güçlü iticileri bir deneyelim. Onlar da sağlam vuruyor. Biraz daha güç verelim. Geldiğimiz yere tekrar gideceğiz. Eğretme atmadı. Eğretme hayal oldu. Bir eritme atsa en azından satardık ederdik bir şey yapardık ya baba. Bu arada bu şeyi göstereyim size. Şöyle güzel kostümler var. Aracı satış fermanını ben size ilk videoda gösterememiştim. Bu burada işte. Bunda AFK pazar kurabiliyorsunuz. Şimdi güçlü iticilere geldik. Bunlar sağlam vuruyor. Umarım ölmem bunları. Pot yüzde şöyle bir kenarda bir dursam toplu gelmeseler. Merak ediyorum. Ölecek miyim, ölmeyecek miyim? Bakayım kaç vuruyor. Yo yo ölmezmişim çok da ya. 1K para attı herhalde yere. 1K para mı attınız lan? Potu biraz daha büyütmemiz lazım. Onun şeyi var ölmeyiz. Aynen 1K para atıyor. Allah razı olsun. İyi para vallahi bu. Bizim için. Parayı almayı unutmayalım da. XP nasıl veriyor bakalım bir. 45 şu an. 5-6 slot var. 47. İyi bura iyi hızlı kasar bizi. 55. 60. Şöyle hareketli kasacağım. Şurada bir tane boss var. O boss'u kesmek istiyorum da. Bunlar mağara olduğu için dalıyor. Biliyorsunuz ki böyle bize aman vermeyebilirler. Şöyle ortaya hayırdır lan. Gelin lan. Giderimiz de yapalım.
Çok geldiler. Mevzu büyük beyler. Ölebiliriz. Beyler pot bitti. Beyler darlanıyorum. Kurtardım beyler. Bunları ben bir şöyle... 91 oldu XP'miz bu arada. Şuraya da bir gidelim ama fazla gider yapmadan. İyi oldu bura. Bize X kastırır. Belki bir şeyler de atar. BK falan. 97 olduk. Biraz daha güce verelim. Vurdum indirelim. Böyle. Burada boss var. O boss'a gözükmemeyelim. Boss'u... Ha boss burada. Yuan-Shi savaşçısı. 97 olduk. Buraya bir gideyim şöyle. Bu mağarada da kasılabilirsiniz. Bu arada ben normalde 105-106 levele kadar kasıyorum. Ama siz burada 105-106 levele kadar kasmak zorunda değilsiniz. Ben şimdi biraz burada kasacağım. Çünkü potum yetmiyor. Bir yerlerde ölebilirim. Buranın XP de iyi. Burada çarınızı 100 levele yani minimum atabilirsiniz. Daha fazla da atabilirsiniz. Burası iyi XP veriyor. Bu mağaranın drop'u de iyi. Ben burada itemler düşürüyordum. Ve bakın. Mesela sadece yüzük bunları alacağınıza sadece yüzükleri toplasanız yüzük ve bakın Celestin taşı dedim ve Celestin taşı düştü. Belki şehirde ihtiyacı olan biri varsa satarım 3-4 hemden. Allah razı olsun, o da iyi para getirir bize. Buradan BK da düşürebiliriz bu arada. Burada nadir silah da atıyor. Bir bakmışsın seçkin atmış ha baba. Dostlar bu tılsım ve yüzüğü toplamak daha mantıklı. Bunları toplamak da azsa kullanmayacaksınız. Çünkü mesela bunun teki 6K'ya gidiyor atıyorum. Ve 4 yer kaplıyor. Bunun teki 7K'ya gidiyor ve tek yer kaplıyor. Yani buraya 4 tane koysanız ondan size 30K para getirisi var. Burada bir 100 olalım. Bu Celestin taşı da işte bu nadir level mesela 75 level nadir silah size ilk başta da gösterdiğim gibi 85'e çıkartmaya yarıyor. Ama o para istiyor biraz. Bizde o para yok şu an. Ve şans seti de istiyor. Şansa bağlı bir oran. Bizde Tenno'nun duası da yok. Bir önceki videoda göstermiştim. Yok, iki önceki videoda göstermiştim. O da olmadığı için şimdilik ben o işe girmeyeceğim. Zaten avlanma bonusundan yeterince iyi. Nadir temlerimizi veriyor. Şöyle bir... Baba yok mu bana bir 5. palaya? Bu arada bu alan skillinin gelişmişi yok. Yani bu alan skilli oyun sonuna kadar kullanıyorsunuz. 8. pala skilli var. Oyunda kimsede yok şu an o. Hem kritik vuruyor hem alan vuruyor. Onu elde edemeyeceğiniz için. Belki oyun ilerleyen safhalarında en şanslı sizseniz elde edebilirsiniz. Yani bu alan skillini oyun boyunca kullanıyorsunuz. 98'e olduk. Bu slot değiştirmeyeceğim. Şunlar biraz pembe olsun. Gezerek hızlı hızlı kasıyorum. Bu arada potumuz da bitmesin. Talih kağıdı düştü. Talih baba. İyi geldin baba. Yerimiz yokmuş babayı almaya. Talih babadan item çıkabilir. Bir emede eczaneye satabiliriz. Tabii ki de açmayacağım. Bunun içinden seçkin de alabiliyorsunuz bu arada. Ben seçkin çıkardım ana hesabımda bunun içinden. Ama şimdilik hiç gereği yok. Bir em müthiş bir para. Demiştim buranın drop'u başlayanlar için iyi. Bu da bana bir emde pot konusunda bayağı rahatlatacak. Talih kağıdımız da mis gibi oldu bize. 98-99'u da olduk. Umarım bir talih, bir uğur kağıdı daha alırız. Bot için rahatlamaya ihtiyacımız var. Bu verilen setler gerçekten işimi çok kolaylaştırıyor. Normalde burada ölüyordum ben. Bir 40-50K'da bu şeyden kastık, slottan kastık. Dediğim gibi 100 level'e kadar bir kasacağım, bakacağım 100 level'deki duruma. Biraz daha az XP vermeye başladı.
Slot değiştirebiliriz. Biraz daha kasayım şöyle. Belki bir drop alırız. Bir şey alırız. Pet düşürürüz, belli mi olur? Şu Yoshi savaşçısı bize gerdirmeye başladı ama mecbur. Bakalım şunu şöyle bir koyalım. Baba vurma, tamam yeter. Potumuzu yiyor. An 100 olalım bir. Burayı da doldurduk, iyi oldu. Şunları şöyle birleştireyim de yerimiz açılsın ya. İyi, hızlıca yine kasıyoruz beyler bu level. İyi, XP etkinliği olmamasına rağmen Griffin Up'ı sağ olsun. Bu Griffin Up'ı dediğim gibi eğer böyle mantıklı kasarsanız falan çok işinize yarıyor, yani hızlı level kasmanızı sağlıyor baya. Bu ikinci çanta da işleri baya kolaylaştırmış. Baksanıza, yani şuraya bir pot koydum sadece. Burası sadece birinci sayfam, sadece pota gitti. Burası itemlerimi yarıyor, koyuyorum. Bunları satacağım şimdi. Bir en belki olur buradan param. Bilmiyorum. Şimdi 100 olduk. Şöyle biraz daha güce vereyim. 100 olduk. Mor yanmaya başladı bunlar artık. Bunları artık kasmayacağım burada. Bir şehre gidelim. Çantamızı boşaltalım. Satalım. Talih kağıdımızdan da bir emimiz var. Bir de Celestin satılır diye bir yazalım. Belki alan olur. Şimdi satılır. 2M. Bot parası. Öyle bir dilenelim ufaktan. Bunları satalım. Şuradan 900K'mız oldu bile. Şunu satayım. Oh bir ya. Şuradan 2M çıkar mı ya? O çıktı valla. Şöyle bunları da bir satalım. Potları değiştirmemiz lazım bu arada gençler. Şunları satacağım şöyle. Maviler dursun. Bunlar çünkü işimizi görmeyecek artık. Bunları kullanacağım. Bunlar da sağlam bir para. Dün emimizi buraya yatırdık. Allah razı olsun. Demirleri ve kömürleri ne yaptın abi, düşmedi hiç. Celestin ke diye tekrardan bir bana demiyorlar ama ben kendi üstüme alındım. Gidelim tekrardan. Dükkanımızda hediyelerimiz var. Bunlar ama şeyden, benim öbür hesabımdan kalma. Bunları kullanmayacağım. Nereye gidecektik? 100 level olduk bu arada. Durun bir bakalım, şu şeyi denemek istiyorum. Şuna gidebilir miyiz? Bakayım ne zaman? 11.38'de alınmış. Saat şu an 14. Ora kapanacak sanırım şu an. Dur, şuradan skiller açacaktım bu arada. Zıplama skillini de açayım. Bunlar burada ne yapıyor? Ito ve Vera. Kaç tane var? Kaç tane? Bir tane var. Bir tane var. Alacaklarsa satarız. İyi, mis gibi. Sattık. Gidelim. Teşekkürümüzü de edelim. Şimdi ucuza verdik, o da karlı. Yasaklı patika kutsal, şurayı denesem mi acaba, süresi bitecek mi? Orayı denemeyeceğim çünkü süresi bitecek oranın. Yasaklı patikaya devam edelim.
Şimdi öbür mağaraya geçeceğim dostlar. Bir de bu slotlardan bakır kutusu ve gümüş kutusu düşüyor. Rastgele. Yani her an düşebilir. Uyanık olun. Bu bakır kutusu yüzem ediyor. Direkt yüzem. Yani herhangi bir işe yaramıyor. Direkt bu para. Yüzem. Gümüş kutusu da 500'em. Bunların dropları açık. Ben ana hesabımı da düşürüyorum. Rastgele. Mesela slota bırakırsınız çarınızı. Kasarsınız o düşer. Bunlara şey yapın. Dikkat edin. Gözünüz açık olsun. Bakır kutusu ya da gümüş kutusu düşürürseniz alın bunu. Bu para, yani zengin olursunuz. Para iyi bir şey. Haberiniz olsun yani. Para her yerde iyi bir şey. Sınıfınızı yükseltir. Bu arada bu kapsül dükkanı da 163 oldu. 500 olsa da bari oradan bir şey düşürsek ya. Şimdi ışınlandık. Dostlar, bu videomuzu da burada sonlandıralım. Kısa kısa seri seri videolarımızı çekelim. Şimdi 100 levelimize geldik. 100 levelden sonra bu mağarada uzman olmaya çalışacağız. Bu seriyi beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.